Sports TV Kadın'dan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Spor ve Yaşam'da bugünkü konuğumuz Deniz Özalp. Deniz hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Canan. Hem koşuyorsun hem pilates eğitmenliği yapıyorsun ve bunların haricinde de aktif olarak sporla iç içesin diyebiliriz. Evet. Ayrıyetten kendi mesleğini de icra ediyorsun evet. ve hepsini bir arada götürmeye çalışıyorsun bir şekilde. Bunların hepsine değineceğiz. Tamam. İlk olarak seni tanıyarak başlayalım. Hı-hı. Sonrasında merak ettiklerimi sormaya başlayacağım. Reklamcıyım. TBWA Ajansı'nda çalışıyorum. İş yaşantım 10 yıldır aktif ve kendimi bildim bileli de spor yapıyorum. Çocukluğumda başladım spor yapmaya. Basketbolcu olarak başladım. BOTAŞ'ın Yıldız takımında oynadım. Sonrasında serüvenim devam etti yıllarca. Üniversite döneminde çok aktiftim. Hem dağcılıkla uğraştım hem yamaç paraşütü yaptım. Daha adrenalin ağırlıklı sporlardı onlar. Daha sonra biraz daha sakin sporlara yöneldim. Sakin dediğim disiplin içeren sporlardı. Kickboks gibi, pilates gibi. Sonra şehir yaşantısı ve iş hayatıyla beraber daha düzenli yapabileceğim spor tercihi bulmam gerekiyordu. O zaman koşmaya başladım. Şehir hayatı bunun için çok müsait. Sahilde koşmak çok mümkün İstanbul'da. Ve koşuculuk dönemi başladı. Sporla tanışman ne zaman oldu diyebiliriz profesyonel anlamda? Ortaokulda basketbol oynayarak başladım. Ama sanırım hep ilgim vardı. Tipiktir her çocuğun, genç kızın balerin olması, balerin olma isteğiyle başladı. O yönde ilerleyemedi. Sonra basketbolla tanıştım ve basketbol oynamaya başladım. Boyum uzundu. Boyunuz uzun olunca zaten pivot olarak direkt dikkat çekiyorsunuz. Yıldız takımlarında oynadım ama basketbolcu olmak istiyor muydum ileriki dönemlerde? O bir soru işaretiydi. Fakat profesyonel olarak spor yaşantıma ortaokul döneminde başladım. Programımıza konuk aldığımız kişilere baktığımız zaman da ortak özellikleri spora küçük yaşta başlamış olmaları. Sen spora genç yaşta, küçük yaşta başlamış olmanın avantajlarını gördün mü? Tabii. Yani disiplinin olduğunu çok hızlı öğreniyorsunuz. Yani öğreniyorsunuzdan öte o size bir yaşam biçimi olarak geldiği için onu sorgulamıyorsunuz. Yani spor geçmişi olmayan insanlar daha bu konuyu sorguluyorlar. Yaşantısında günlük aktiviteler içine nasıl dahil edeceğini bilemiyor ya da bu onda bir soru işareti oluşturuyor. Ama siz küçük yaşta başlıyorsunuz, bu doğal olarak gelişiyor. Yani onu sorgulamıyorsunuz. Şu anda da hem koşuyorsun hem pilates eğitmenliği evet. var. Hafta sonu pazar günü de 37. Vodafone İstanbul evet. Maratonu gerçekleştirilecek. Evet. Bu maraton doğrultusunda da her sene farklı bir konuya dikkat çekmek için yeni bir sloganla ortaya çıkıyorlar. Ve bu sene de kadına şiddete dur de sloganıyla koşulacak, gerçekleştirilecek bu maraton. Sen de orada koşacaksın. İstersen biraz bize anlatır mısın orada ne görev alacağını? Bir de bağış toplanacak sanırım. Evet, ben Hareket Candır grubundayım. Hareket Candır Facebook'ta aktif olarak birçok katılımcıya ulaşan, insanları hareket etmeye teşvik eden bir grup. Ben de onlarla çalıştığım dönemde tanıştım ve beraber işte evim bebek bölgesine yakın, bebek koşularına katıldım, sabah koşularına. Onlarla beraber maratonlara katılmaya başladım. Ve İstanbul Maratonu'nda da, yani Avrasya Maratonu'nda da yine Hareket Candır grubuyla beraber bağış koşucusu olarak katılıyorum. Ben Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ni temsilen katılacağım. Onlar için bağış toplayacağız. Bağış topladığımız projemizin adı da Engelsiz Sporcuyum. Orada engelli olan sporcularımızın engellerini kaldırmak için uğraşıyoruz. Burada tabii ki mecaz bir anlam var. Çünkü onlar bir yerden bir yere transfer olurken, yani günlük spor aktivitelerini yapmak için transfer aracına ihtiyacı var. Fakat İstanbul'da bunu sağlayamıyorlar. Ne yazık ki onların rahat hareket etmesini sağlayacak bir ulaşım sistemi
veremiyoruz onlara ve bu konuda desteğe ihtiyaçları var. Onların hem Asya hem Avrupa bölgesindeki araç ihtiyaçlarını, o aracı kullanacak şoför ihtiyacını, benzin ihtiyacını karşılamak üzere bir para toplamaya çalışıyoruz ki hem şu anki profesyonel sporcuları hem de yetişecek olanlar bu imkanlardan yararlanabilsin. Ve hepimiz eşit seviyede spor yapma şansına sahip olalım ki çok başarılı sporcuları var. Uluslararası anlamda başarı kazanan sporcuları var. O yüzden onlara gönüllü olarak destek oluyoruz ve ben koşumda onlar adına bağış topluyor olacağım. Hani koşacak kişi benim, hı hı, ama burada bana yapacağınız her bağış, yani benim adıma yazarak yapacağınız her bağış onlara hizmet edecektir diye bir görev ediniyoruz. Benim gibi bir sürü bağış koşucusu var. Hareket Candır'a destek olan diğer spor grupları da var. Koşu grupları diye daha spesifik tanıtabilirim. Bu şekilde. Deniz, aslında çok güzel bir misyon üstlenmişsin. Evet. Bağışta yardımcı olmak isteyenler ne şekilde yardımcı olabilirler? Nerelerden, hı-hı, ulaşabilirler? Engelsiz sporcuyum diye zaten bir aynı domain adını içeren bir web sitesi var. Oradan bakabilirler ve bağışta bulunabilirler. Bunların bilgileri mevcut. Herhalde söylememde sakınca yok. Facebook sayfası var. Orada bilgileri mevcut. Instagram'da mevcutlar, oradan ulaşabilirler. Her türlü banka vesaire detayları zaten yazıyor ve sistem çok açık ilerliyor. Hani bağışlarım yerine ulaşır mı, problem olur mu, güvenebilir miyim gibi düşünceleri olmasın. Çünkü hepimiz zaten bunları emin olarak gidiyoruz ki TOF'de bu konuda en güvenilir derneklerden birisi. Bu şekilde. Maraton da 4 parkurdan oluşuyor. Hı hı, evet. Sen hangi parkurda yer alacaksın? Ben 10 kilometrede yer alacağım. Tam maratonu koşmayacağım. Yarım maratona da katılmıyorum. 10 kilometreyi koşacağım, tamamlayacağım. Ve sonrasında da bağış toplamaya devam edeceğim. Bir 2 haftalık süreçte ki hedeflediğimiz rakama ulaşalım. Tabii ülkemizde düzenlenen etkinliklere de, yarışmalara da baktığımız zaman, hı-hı, özellikle koşu alanında, atletizm alanında bu sosyal sorumluluk projelerine de, bu bağış toplamalara, hı-hı, da çok fazla yer veriliyor diyebiliriz. Evet. Diğer branşlara da bunu nasıl yansıtabiliriz, nasıl daha yaygın hale getirebiliriz bu bilinci sence? Kimlere iş düşüyor burada? Burada atletlere de çok iş düşüyor. Yani atletlerin de bu konuda ön ayak olması gerekiyor. Yani biz tabii ki hani sporcuyuz ama atlet değiliz. Hani sadece bizim iş tanımımız hani sporcu olmak ve yarışlara katılmak değil. Hani bizim de normal bir iş hayatımız var. Fakat spor yapıyoruz ve bir anlamda da misyon yükleniyoruz. Belki bu konuda futbol çok öncü gidiyor gibi geliyor bana. Hani koşu grupları dışında ya da maratonlara katılan kişiler dışında. Diğer grupların da aynı şekilde bunu biraz misyon haline getirmesi gerekiyor. Çünkü spor çok sözcü olabiliyor bu tip konularda. Herkesin dikkatini çekebiliyor. Türkiye'de de son 3-4 yıldır çok fazla spora ilgi artmaya başladı. Ya da ben bunu öyle gözlemliyorum devamlı spor yapan biri olarak. Öyle. Aynı zamanda reklam işinizde, evet, devam ettiriyorsunuz. Hı hı, devam Peki ettiriyorum. Bu bağışın, bu misyonun PR kısmına da yer alıyor musunuz? PR kısmını çalışan arkadaşlarımız var. Biz gruplara ayrıldık. Ben bağış kısmında görev yapıyorum. Tabii ki hani kendi çalıştığım firmalarla, kendi çevremle bağışla alakalı diyaloglarım oluyor. Onlardan destek istiyorum. Ben biraz o kısmının daha verimli olacağını düşündüm benim açımdan. Ama PR ve diğer iletişim kanallarının kullanılmasıyla alakalı çalışan farklı bir grup var. Daha önce herhangi bir maratonda da yer almış mıydınız? Böyle bir bağış toplama, böyle bir sosyal sorumluluk projesi, hı hı, adına koşmuş muydunuz? Daha önce yer aldım ama böyle bir bağış kampanyası dahilinde yer almadım. Hı hı. Bu benim için de ilk ve o yüzden de çok heyecanlıyım. Son yıllarda baktığımız zaman da kadınların da spora olan yöneliminin gözle görülür bir şekilde arttığını, evet, gözlemliyoruz. Kadınların spor alanında ötekileştirilmesinin kalktığını düşünüyor musunuz? Evet.
Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok kalktığını düşünmüyorum ama benim gibi hani normal iş kimliğinin dışında sporcu kimliği olan kadınların daha rahat olduğunu düşünüyorum. Bu alanda yani bir engelimiz yok bizim ya da öteki değiliz. Ama bir atlet olarak bu soruya galiba ben cevap veremem. Orada ilgili kişisiyle konuşmak lazım. Ya yani ben hala soru işareti olan noktalar olduğunu düşünüyorum orada. Peki spor yapan kadınları motive etmek için daha doğrusu spor yapmaya bir türlü başlayamayan kadınları diyebiliriz motive etmek için sporu bir yaşam tarzı haline getirebilmek için neler yapılabilir? Yapılacak çok şey var aslında ama galiba biraz algı yönetimi yapmak gerekiyor. Bunu böyle tanımlamam doğru mu bilmiyorum ama genelde spor için hani ekstra bir zaman ayırması gerektiğini düşünüyor. Kadın için de erkek için de bu aynı şey. Bence orada kadın erkek ayrımı çok fazla yok. Erkekler de bu konuda aynı fikre sahipler. O zaman yönetimini yapabileceklerini anlatmak gerekiyor belki. Ve aslında sporun onları dinçleştirdiğini ve daha çok zaman kazandırdığını aslında artı bir etkisi olduğunu anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Deniz, tekrar sana gelecek olursak, ne kadar süredir düzenli olarak koşuyorsun? Sanırım bir 10 yıldır koşuyorum. Daha öncesinde spor yaşantım, işte uğraştığım disiplinler dışında sadece koşuydu. Fitness yapmıyordum ya da pilatesle tanışık değildim. Ve 2 saat, 3 saat koştuğumu biliyorum. Koşmak beni çok rahatlatan bir şey. Ama zamanla sadece koşmanın yeterli olmadığını, onun doğru bir şekilde, disiplinli bir şekilde ve diğer sporlarla desteklenerek yapılması gerektiğini öğrendikten sonra da zaten hayatıma aldığım başka disiplinler oldu. Ama koşu en eskisiydi. Şu anda grup halinde de koşuyorsunuz Evet. belli başlı Evet. gruplarla. Bireysel koşuyla grup haline koşmanın ne gibi farklılıkları var? Grup psikolojisi diye bir şey var. Yani bireyselde siz kendiniz tamam buraya kadar yeterli. 5 kilometre koştum, burada bitirebilirim. Devam etmesem de olur, yarın yaparım diyebiliyorsunuz. Ama grup halindeyken insanlar birbirini çok destekliyor. Bu sebeple sizin bir adım daha öne gitmenizi sağlıyorlar, gelişmenize destek oluyorlar. Doğru malzemeye ulaşmanız için sizi yönlendiriyorlar. Doğru tekniklerle koşmanız için sizi yönlendiriyorlar. Yani bilgi alışverişi çok fazla. Sosyalleşiyorsunuz. Bence bu çok önemli bir şey. Yani spor yaşantısıyla beraber sosyalleşmek de artı olarak size geliyor. Çünkü çevrenizde spor yapan insanlar oluyor. Siz spor yapan insanları görünce sporla motive olup spor yapmaya devam ediyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Sen şu anda koştuğun grupla nasıl bir araya geldin? O çok ilginç. Onu arkadaşım bana önerdi ve ben hani böyle grupları duyuyordum ama çok temas etmediğim için içeriklerini bilmiyordum. Arkadaşımın önerisiyle başladım ve işin içine girdiğim zaman insan çok farklı profillerde insanların aynı amaçla bir araya geldiğini gördüm. Bu bana çok çekici geldi. Çünkü hiç tahmin edemeyeceğiniz insanlarla tanışıyor ve spor konuşuyorsunuz. Onlar sizin işte bilginizi öğrenmek istiyor, neler yaptığınızı öğrenmek istiyor. Siz onlardan bilgi almak istiyorsunuz. Koşuyorsunuz, üstüne oturup kahve içiyorsunuz, belki kahvaltı yapıyorsunuz. Hem bir insan tanıyorsunuz, hem de o sporla alakalı daha detaylı bir bilgi alıyorsunuz. Yani ben bu gruba katıldığımda maraton koşmamıştım. Maraton koşan insanlarla tanışıyorum. Onların tecrübelerini dinliyorum. Onların hikayelerine, serüvenlerine tanık oluyorum. Maraton koşmanın ne kadar disiplini olmakla alakalı olduğunu öğreniyorum gibi. Size artı faydaları var grupla beraber olmanın. Sen aynı zamanda fitness'ta da salonlarda da uzun zamanlar harcıyorsun Evet, diyebiliriz. evet. Mesai Spor harcıyorum. salonlarındaki disiplinle, disiplin daha doğrusu dışarıda koşu gruplarında sağlanabiliyor mu? Bence sağlanıyor. Çok çok disiplinli atlet gibi çalışan spor grupları var dışarıda. Özellikle koşucular. Çok gözlemliyorum. Bulunduğum muhit çevresinde çok koşan grup var.
Gerçekten bir atlet gibi yarışıyorlar. Atlet gibi yurt dışındaki yarışları takip ediyorlar, onlara katılıyorlar. Hedefleri var, derece için koşan sporcuları var. Yani bakış açısı çok farklı. Peki spor salonlarında yapılan sporlarla ilgili neler düşünüyorsun? Çoğu kişi sıkıcı bulabiliyor. Evet. Her gün bir koşu bandının üzerinde yürümeyi, koşmayı sıkıcı bulabilirken bazıları da çok disipline bir şekilde spor yaşantısını orada devam ettirebiliyor. Sence en doğru antrenman biçimi hangisi? Ben çok saatler harcanması gerektiğine inanmıyorum. Yani salonlara gidip 2 saat, 3 saat harcadığınız zamanda yaptığınız spor yerine daha verimli ve doğru bir sporla 45 dakikada da iyi bir antrenman yapabilirsiniz. Biraz onu sorgulamak gerekiyor. Tabii orada kendine uygun sporu mu bulmak gerekiyor? Hem kendine uygun sporu bulması gerekiyor, hem doğru antrenman programını uygulayıp uygulamadığını sorgulaması gerekiyor. Kalp ritim hızına göre ayarlanan birçok farklı antrenman şekli var. Onları öğrenmesi gerekiyor. Onları öğrendikten sonra daha hızlı bir şekilde sporunu tamamlayabilir ve aynı verimi alabilir. Ama özünde sevmesi gerekiyor. Spor öncesi ve sonrasında da esnemeye, stretching'e de belli bir vakit ayrılması gerekiyor değil mi? Evet. Sen sporun içinde olan biri olarak da bunu çok iyi şekilde biliyorsundur. Çoğu zaman bu stretching atlanabiliyor, atlanır, gereksiz görülebiliyor. Atlanır. Bununla ilgili neler söylersin? Genelde atlanır ve özellikle spor salonlarında hiç sevilmez. Çünkü genelde erkekler diyorum, bayanlar için değil bu, kadınlar için değil. Erkekler ağırlık çalıştıkları için esnemenin onları geriye götüreceğini düşünüyorlar. Böyle bir inanış var. Çoğu hoca diyeyim, hoca da bu şekilde inanıyor. İnanmayanı da var. Hani ben inanmayan taraftanım. Çünkü esnemek sizin kaslarınızın uzamasını sağlar, doğru. Ama doğru şekillenmesine çok yardımcı olur. Ve sizin vücudunuzu açar. O sebeple esnemenin dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından ben dahil ediyorum. Evinin de koşuya elverişli bir yerde olduğu için de şanslısın diyebiliriz. Evet, şanslıyım. Senin tercihli için favori rotaların neresi koşmak için İstanbul'da? En ideal bölgeler neresi? Nereleri tavsiye edebilirsin koşmak isteyenlere? Tabii ben Avrupa yakasında ikamet ediyorum ama bence en ideal yer Caddebostan. O konuda herhalde tüm koşucular hemfikirdir. Alan çok müsait. Ama benim oturduğum bölgeye Bebek ve Hisar güzergahı çok uygun ve verimli ve ben seviyorum. Deniz kenarında olmak güzel. En azından nefes alabildiğinizi hissediyorsunuz. Kapalı bir ortamın dışına çıkıyorsunuz. Farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz ki o güzergahta koşanlar bilir. Sabah 6-8 arasında koşan insanlar hep birbirine denk gelir. Herkes simayen birbirini bilir. Herkes birbirine günaydın der. Çok farklı bir spor kültürü oluşmuş durumda orada. Tüm esnafı tanırsınız. Onlar size günaydın der. Ve herkes gelir oradaki kafelerde kahvesini içer ve öyle işine ya da evine gider. O bir artık kültür gibi oldu, oturdu. Yani kemikleşti Bebek ve Hisar üzerinde. O yüzden benim favori rotam orası tabii ki bildiğim için. Ama Caddebostan'da da ara ara koştuğum için orayı da seviyorum. Tabii temennimiz de bu kültürün diğer semtlerde de, diğer bölgelerde de giderek artması diyebiliriz. Pazar günü Vodafone İstanbul Maratonu var demiştik. Maratona hazırlık süreci nasıl oldu? Ekstradan bir antrenman veya beslenme düzeninde değişikliğe gittin mi? Ben gitmedim ama 10 kilometre koşacağım için bu. Hani normalde zaten benim rutin antrenmanımda minimum 7 ile 10 kilometrelik koşularım var. Ekstra bir antrenmanım olmadı ama 42 kilometre koşacak insanların tabii ki bunun için en azından bir 6 ay öncesinden günlük antrenmanlarına koşuyu dahil etmeleri ve o yönde beslenme programı geliştirmeleri gerekiyor. Deniz, sana şunu da sormak istiyorum. Koşma ve yürüme arasında ne gibi bir fark görüyorsun? Çoğu kişi yürümeyi de tercih edebiliyor. Belki daha kolay geldiği için de olabilir bu ama sen hangisinin daha iyi sonuç verdiğine inanıyorsun? Amaca bağlı. Eğer kişi
kardiyovasküler bir antrenman yapmayı tercih ediyorsa ve zayıflamayı düşünüyorsa orada farklı bir amaç vardır. Sadece spor yapmak ve fit kalmak istiyorsa farklı bir amaç vardır. Başka sporları desteklemesini istiyorsa ya da maratona katılacaksa farklı bir amaç vardır. Eğer ben zayıflamak istiyorum, hızlı şekilde zayıflamak istiyorum diyorsa hızlı tempo bir yürüyüş o kişi için yeterlidir. Fakat güç patlamaları olsun, kendimi geliştireyim, kuvvetleneyim vesaire gibi farklı sporlara destek olacak bakış açısı geliştirmek istiyorsa kendisine spor yaşantısında o zaman tabii ki koşuyu öncelikle öneririm. Deniz, kısa bir araya gidelim. Aranın tamam. ardından devam edelim istiyorum. Tamam. Kısa bir ara değerli izleyenler, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Spor ve yaşamda aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deniz, koşuyu bir kenara bırakacak olursak, aynı zamanda pilates eğitmenliği evet. yapıyorsun. Pilatesin senin hayatındaki yeri nedir? Pilatesle tanışmam bir herhalde 8-9 yıl öncesine dayanıyor. Ben bir süre Londra'da yaşadım, orada çalıştım ve o süreçte pilatesle orada tanıştım. Pilatese ön yargım vardı. Çok hani yaygın tercih edilen bir spordu ve bizim bildiğimiz gibi kısa kas grubunu çalıştıran bir spor değildi. Hani çok yüzeysel olarak kas gelişimini göremiyordunuz ve ben anlamakta zorlanıyordum pilatesi. Ne zamanki bir deneme dersine katıldım, orada hiç unutmuyorum bir İtalyan pilates hocamız vardı. Deneme dersinden sonra benim fikrim çok değişti. Çünkü kasların uzadığını hissettim. Bedenimin uzadığını hissettim. Bununla beraber vücudumda daralmalar olmaya başladığını gözlemledim. Yani hiç kilo kaybım olmaksızın bedenimde küçülme oldu. Postürüm düzgünleşti, duruşum değişti, beden dilimi kullanımıma bile yansıdı pilates. Ve ben çok şaşırdım. Ve bunların hepsi 3 ayda oldu. Ve bunun üzerine gitme kararı aldım. Hani bu bana yetmedi, biraz daha bu işin içinde olmalıyım diye yola çıktım. Sonrasında Türkiye'ye dönüp tekrar yaşantısına başladığımda Pilates ile alakalı ne yapabilirim diye araştırmaya başladım. Joseph Pilates'in ekolünü takip eden, onun öğrencisinin öğrencisi Michael King Pilates'te eğitim aldım. Bu uluslararası bir eğitimdi. Hani Türkiye'ye özgü değil ve uluslararası hocaların gelip eğittiği bir eğitimdi. Bu eğitimle beraber Pilates hayatının içine girmiş oldum. Pilates'in son yıllarda bu kadar popüler olmasının temel sebebi nedir sana göre? Profesyonel sporcular da antrenmanlarını hı hı. desteklemek için evet. Pilates yapıyorlar ayrıyetten de. Bunun sebebi nedir sence? Pilates dayanıklılığı çok arttırıyor. Yani siz güçlü olabilirsiniz, güç patlamalarınızı arttırmak için kısa kas grubunu çalışan egzersizler yapabilirsiniz. Ama pilates sizin dayanıklılığınızı arttırıyor. Yani sürdürülebilir bir kuvvet kazandırıyor size. Bu çok önemli. Çok diğer sporlarından ayıran kısmı bu belki de pilatesin. Ve yüzeysel kas grubu değil ama yüzeyde hani sizin haricen göremediğiniz iç kas gruplarını aktive ediyor ve sizi kuvvetlendiriyor. Bütün postürünüz, iskeletiniz diyelim, çatı üzerine sizi giydirmeye başlıyor kaslarınızla beraber. Ve hem iskelet sisteminiz düzeliyor, düzgün bir postüre sahip oluyorsunuz, hem de dayanıklılığınız artıyor. Sen de söyledin, kilo vermeden aha. daraldığımı hissettim evet, evet. diye. Peki kilo vermek mümkün mü pilatesle? Yoksa daha çok vücudu sıkılaştırmaya yönelik bir egzersiz çok, programı diyebilir miyiz? Çok sorulan bir soru. Hani bizim de derslerimize gelen danışanlarımız aynı şeyi çok yöneltiyor. Pilates insanı sıkılaştırır.
ama kilo verme odaklı değildir. Tabii ki kilo kaybınız olur ama kilo kaybını desteklemek için sizin kardiyo antrenmanı yapmanız lazım. Ben her zaman danışanlarıma bunu söylüyorum. Yani haftada 2 gün siz pilatese geliyorsanız 2 günde kardiyo yapmak zorundasınız. Yoksa kilo kaybı olmaz. Ama şuysa dikleştiğimi hissediyorum. Postürümün düzeldiğini hissediyorum. Yürüyüşüm değişti. Oturuşum değişti. Sırt ağrılarım azaldı. Daha dayanıklıyım. Daha rahat uyuyorum. Daraldığımı hissediyorum ama kilo vermedim. Evet, bu soruların cevabını ve bunu sağlayan spor dalı pilates diyebilirim. Pilatesi ne sıklıkla yapmak gerekiyor haftada? Kaç gün ideal diyebiliriz? Yine kişinin ihtiyacına göre değişiyor. Eğer kişi nasıl diyeyim, sırt problemleri yaşıyorsa, hepimiz masa üstünde çalışan, devamlı bilgisayar karşısında oturan insanlarız. O sebeple belli bir duruş bozukluğumuz var. Şöyle çalışma eğilimimiz çok fazla. Ve bu ileriki dönemlerde ağrılara sebep oluyor. O ağrıların giderilmesinde ya da postürle alakalı herhangi bir problem varsa onların düzelmesinde pilates çok etkili. Zaten fizik tedavi uzmanları da bunu çok fazla öneriyor. Yani sizi pilatese yönlendiriyorlar tedavi sonrasında. Fakat tabii ki gerekçe sadece bu değil pilateste. Pilates dediğim gibi sizin fitness temelli ihtiyaçlarınıza da cevap verebilir. Eğer siz daralmak istiyorsanız, kaslarınızın uzamasını istiyorsanız, daha ince uzun bir görüntüye sahip olmak istiyorsanız pilates buna da cevap veriyor. Tamamen ihtiyacınızla orantılı. Pilatesi kimler yapabilir? Herkes yapabilir mi? Bel problemi olanlar, sırtında problemi olanlar çok tavsiye edilmiyor diye biliyorum ama doktor gözetiminde mi buna karar verilmeli? Tabii doktorunun öncelikle bunda hemfikir olması gerekiyor. Bu tip durumlarda biz ilgili doktor raporlarını istiyoruz. Beraber tartışıyoruz. Gerekirse doktoruyla bu durumu değerlendiriyoruz. Yapabilir mi, yapamaz mı diye. Ama eğer okey verirse, hani uygundur, yapabilir derse doktoru, sırt, bel ya da herhangi bir bölümünde eklemlerine bağlı bir problem yaşıyorsa ona yönelik hareketleri siz yapmasını sağlıyorsunuz ve destekliyorsunuz. Ve aslında problem yaşadığı bölgenin de güçlenmesini sağlıyorsunuz. Amaç orada o problemi gidermek oluyor genelde. Reformer'la mat üzerindeki pilatesi kıyaslayacak olursak, onunla ilgili neler söylersin? Reformer şu an çok daha revaçta, evet, olan. Evet, çok daha revaçta. Aletli pilates de diyebiliriz Reformer'a. Reformer sizin, nasıl diyeyim, yani kendi bedeninize hakim olamadığınız durumlarda daha öncelikli geliyor. Daha rahat yönlendirilebiliyorsunuz. Sizin esnemenize daha çok yardımcı oluyor. Ama esnekseniz ve beden kontrolünüz yüksekse aynı verimi mat pilates'e de alabilirsiniz. İkisi yine sizin ihtiyaçlarınıza göre değişiyor. Pilates egzersizlerinin kişiye özel olarak planlanmasının avantajları neler? Herkesin bedeninin müsaade ettiği esneklik aralığı farklıdır. Yani hocanız sizi bu konuda tanıdıktan sonra size özel egzersiz yapmaya başlar. Ve sizin o esnekliğinizi arttırmaya çalışacak egzersizlere yönlendirir. Ya da denge probleminiz varsa onu gidermeye yönlendirir. Orada birebir yapılan sporun aslında önemi var. Pilates'in diğer egzersiz çeşitlerinden ayrılan yönü nedir sana göre? Pilates bir disiplin işidir. Bana sorarsanız genel olarak sporu destekleyen ve kişinin temel alması gereken disiplinlerden birisi. Çünkü sizin en başta postürünüzü hizalıyor. En önemli şey. Tüm spor branşlarında sizin postürünüzün düzgün olması size avantaj sağlayacaktır. Tüm branşlarda denge bir problemdir ve dengeli olmanızı sağlayacaktır. O yüzden biraz şey gibi diyebiliriz, işin temeli diyebiliriz. Tüm sporlara hizmet eden bir disiplindir diye tanımlayabilirim. Yapılan spor kadar beslenme de bir o kadar önem taşıyor. Evet. Kendi eğitmenlik verdiğin yerde öğrencilerine diyeyim, bu konuda da tavsiyeler veriyor musun? Sen kendinden örnek verecek olursan ne doğrultuda bir beslenme planı uyguluyorsun?
Şöyle söyleyebilirim. Hani ben galiba genetik olarak diyeyim ya da kodlanma olarak sağlıklı beslenmeyi seven biriyim. Yani damak zevkim ona çok yatkın. O yüzden şanslı bir profildeyim. Ama insanların farklı lezzetleri tatma eğilimleri var. Anlayabiliyorum bunu. Ve o farklı lezzetler de ne yazık ki daha komplike besinleri getiriyor. Ve vücudunuzun daha zor belki hazmedeceği ya da depolama eğiliminin yüksek olacağı besinleri ya da enerji seviyesinin yüksek olacağı besinleri size getiriyor. Ve insanlar bunları tüketmek istiyorlar. Tüketmeyin demek bir çözüm değil. Ya da sizin beslenme zincirinizi anlamamaları bir çözüm değil. Onları anlatmak zorundasınız. Tabii ki bana göre ben şunu söylüyorum her zaman. Yani hiçbir şeyi %100 kesmenize gerek yok. Sadece kontrollü ve az miktarda tüketebilirsiniz. Ama beslenmenizin %80'i de evet sağlıklı olmak zorundasınız. Mesela biraz açacak olursak da neleri daha çok tercih ediyorsun öğünlerinde? Daha fazla sebze ağırlıklı mı? Sebze ağırlıklı ama şöyle bir şey var. Eğer kas oranınızı korumak istiyorsanız protein almanız gerekiyor. O gerçeği kabul ediyorsunuz. Hani ben güne iki yumurta yiyerek başlayan bir insanım. Yumurta yemeden doyamıyorum gibi bir durum var. Ama bunun yanında domates, salatalık, peynir, tereyağı gibi ek besinleri de beraberinde tüketiyorum. Sanıldığı gibi ekmeğimi kesmiyorum, ekmeğimi de yiyorum kahvaltıda ama ki kahvaltıyı ben ana öğün olarak görüyorum. Çoğu insanın besin zincirinde bu farklıdır. Sabah az, öğlen bir miktar fazla, akşam doyurucu besin yerler. Bende ise bu tam tersi. Ben sabah doyurucu yiyorum ve akşama geldiğimde akşam benim besinim çok küçülmüş oluyor. Öğlen yemeğinde yine aslında belki şey söyleyebilirim. Akdeniz beslenmesini ben örnek alıyorum. Yani öğlen yemeğimde de yine hem sebze ya da yeşillik grubundan bir şey, hem karbonhidrat hem de protein var. Bu akşam yemeğinde belki daha ağırlıklı proteine ya da daha beni yormayacak besinlere, salata gibi besinlere kayıyor. Ama bunun dışında Akdeniz diyetini takip ediyorum. Sadece her şeyin dengeli olmasına dikkat ediyorum. Abur cuburum fazla olmuyor. Yağlı tohum çok tüketiyorum. Bundan kastım kuru yemiş ama çiğ olanlarını çok tüketiyorum. Bu şekilde genel olarak beslenmem böyle ilerliyor. Aynı zamanda bir iş yaşantın da var. Evet. Spora da gereken önem veriyorsun. Beslenmene de zaten dikkat ediyorsun. Peki spor yapmaya vakit bulamıyorum ya da nasıl vakit bulacağım diyenlere neler tavsiye edersin? Kendi hayatından örnekler vererek. Tabii benim gibi İstanbul'da ikamet edenler için bu zamanı yaratabilmek çok zor. Ama şöyle bir şey var, konuşmamızın başında da geçmişti. 2 saat, 3 saat gidip bir salonda zaman harcamanız gerekmiyor. Yani tempolu bir yürüyüş, 1 saatlik tempolu bir yürüyüş dahi spor yaptığınız anlamına gelir. Orada bir kalori yakıyorsunuz, kardiyo yapıyorsunuz, vücudunuz egzersize ve disipline alışıyor. Önemli olan sadece adım atmak. Yani yok ben dışarıda rahat edemiyorum, salona gitmek istiyorum, daha konforlu geliyor diyorsanız orada da aynı şekilde 1 saatlik bir antrenman programıyla haftanın 4 ya da 5 günü antrenman yapabilir ve daha az zaman ayırıp daha verimli sonuçlar alabilirsiniz bedeniniz için. Deniz, son olarak da şunu sorayım. Sporun bir yaşam tarzı haline gelebilmesi, gerekli motivasyonun sağlanabilmesi için neler yapmak gerekiyor? Galiba onu biraz zorunluluk ve yapılması gereken bir şey algısından çıkarmak gerekiyor ve hayatın bir parçası olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü biz doğamız gereği hareket etmek zorundayız. Aslında masa başında çalışmaya da çok alışkın bir yapımız yok bizim. Yani genetiğimiz böyle değil. O yüzden hareket etmek zorundayız. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bu konuda çok ilerlemiş milletler var. Ben İngiltere'de yaşarken çok gözlemledim ve bana çok farklı gelmişti. İnsanlar spor ayakkabılarını yanında taşıyorlar ve çoğu zaman yürüyerek eve gitmeyi tercih ediyorlar. Bu bir alışkanlık.
Yani aynı şekilde onlar da kozmopolit bir şehirde yaşıyor, zaman bulamıyorlar vesaire, aynı mazeretlere sahipler. Ama topuklusunu çıkarıp spor ayakkabısını ayağına geçirip hızlı tempoyla eve yürüyüşünü yapabiliyor. Kendine bu zamanı ayırabiliyor, o şekilde değerlendiriyor. Ama yine de spor yapıyor ya da bisikletle işine gidip geliyor gibi çözümleri var. Belki bize de bu şekilde yaygınlaşmalı. Yani illaki bir spor salonuna gidip spor yapmak değildir. Bunun farklı yöntemleri var. Onu hayatın içine dahil etmek gerekiyor. Bisikletçilere daha çok yer açmak gerekiyor. Kesinlikle. Şehir yaşantısında. Koşucuları kabul etmek gerekiyor. Onun dışında belki görsel algıları bu konuda kırmak gerekiyor. Yani spor ayakkabını ayağına geçirip hızlı tempo yürüdüğün bir ortamı sağlaman gerekiyor. Ve bu kişiyle karşılaştığında doğal karşılaman gerekiyor. Bu biraz algı yönetimi, benimsemek, işi doğallaştırmakla alakalı bir şey. Sen koşuda profesyonelleşmeyi düşünüyor musun? 42 kilometre koşmayı mı? Diyebiliriz. Belki bir kere deneyebilirim. Hatta çok konuştuğumuz bir konu bu. Koşu farklı bir disiplin. Onun için farklı bir antrenman gerekiyor. Benim şu an yaptığım antrenmanlar daha çok pilates ağırlıklı ve fitness ağırlıklı olduğu için İkisi birbiriyle çakışıyor. Ben koşuyu şu an daha çok kardiyo amaçlı kullanıyorum. Ama ileriki dönemlerde maraton koşmaya karar verdiğimde o disiplin içine girmem gerekiyor. Karar verirsem tekrar burada buluşuruz zaten. Bizi seve seve ağırlarız tekrardan seni. Deniz, çok teşekkürler ben konuk teşekkür olduğun için. Canım. Çok yoğun bir programın arasında programımıza konuk oldun ve pazar günü de Vodafone İstanbul Maratonu'nda da çok güzel bir amaç uğruna koşacaksın. Evet, engelsiz, sporcular için. Bağış toplayacaksınız. Evet. Umarız yeterli duyarlılık gösterilecektir diyelim. Umuyorum. Çok güzel bir maraton geçmesi Herkesin dileğiyle. Herkesin desteğini bekliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Deniz. Evet değerli izleyenler, spor ve yaşamda bugünkü konuğumuz Deniz Özalp'ti. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.